Herkese merhabalar. Ben Kaptan Baha. Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde United Hava Yolları ki Amerika'nın en büyük hava yollarından bir tanesi oluyor. 1 Ekim 2020 itibariyle kaç kişiye kaç kişinin işine son vereceğini açıklamak durumunda kaldı. Amerika'daki federal yasalara göre eğer bir çalışanınızı işten atacaksanız bunu en azından 60 gün önceden çalışanınıza bildirmeniz gerekiyor. İşte bu nedenle 1 Ekim 2020 itibariyle işten çıkaracakların listesi gerekli kişilere verildi. Yaklaşık 26 bin kişiden bahsediyoruz ki 96 bin çalışanı olan bir havayolu için bu neredeyse havayolunun üçte biri büyüklüğündeki bir eleman sayısı. Bunun benzeri şekilde Amerikan havayolları da 20 bin kadar fazla çalışanı olduğunu ilan etti. Biz şu an Mart-Nisan aylarına göre çok daha iyiyiz dedi Amerika'nın CEO'su Doug Parker ama Ekim ayı geldiğinde yaklaşık 20 bin fazladan çalışanımız olacak dedi. United yaptığı basın açıklamasında 26 bin çalışanının ayrıntılarını da vermiş bulundu. Bunlardan yaklaşık, bakıyorum buradan notlarımdan, 2000-2000 200 arası pilotlardan oluşuyor. Ee, kabin ekipleri çok fazla. Yaklaşık 15 bin kadar kabin ekibinin işten çıkarılacağı söylendi. 11 bin 82 tane müşteri temsilcisi işten çıkarılacağını açıklandı. 800 catering elemanının işten çıkarılacağı açıklandı. Ee, 222 tane operasyondan sorumlu elemanın ve 5500 tane de bakımdan sorumlu gerek teknisyen gerekse bakım merkezlerinde çalışan elemanların işlerine son vereceğini açıklamışlardı. Onun dışında da 2700 tane genel müdür personeli, genel müdürlük personeli işten çıkarılacaktı ki bunların 1300 tanesi onlara sunulan paket doğrultusunda ben bu paketi alıyorum ve işten kendi rızamla çıkıyorum açıklamalarını yapmışlardı. Şimdi 2001 ve 2008'deki krizlerde bu Buna benzer işten çıkarılmalar vardı. Bunun hakkında bir araştırma yaptım ben. 2001 yılında havayolu 2172 tane elemanını işten çıkarmış. 2008 yılında ise 1437 tane pilotunu işten çıkarmış. 2001'de eleman diye söz ettim. Aslında bunlar sadece pilot sayıları. Şimdi bir pilotun kariyerinde United gibi bir havayolu, çok önemli bir havayolu. Varabileceğiniz en yüksek nokta bu noktaya gelebilmek için yıllar boyunca Amerika'da önce öğretmenlik yapıyorsunuz, saat dolduruyorsunuz. Daha sonradan bölgesel havayolu denilen, önceden de turboprop uçuyorlardı sadece bu hava yolları. Şimdi küçük jetlerle, CRJ gibi, Embraer gibi küçük jetlerle uçuyorsunuz. Ve yaklaşık oralarda ekonominin durumuna göre, piyasanın durumuna göre 2 ila 10 yıl arasında uçtuktan sonra United gibi bir havayoluna başvuruyorsunuz. İşte bu durumda ortaya çıkan sonuçta siz yaklaşık böyle 30'lu yılların sonunda veya 40'lı yaşların başlarında böyle bir hava yolunda girme olanağı sağlıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çünkü o zamana kadar bir şekilde düşük maliyetli hava yollarında, düşük maliyetli bölgesel hava yollarında çalışmanız ve bir anlamda varacağınız iyi hava yolunda çalışmanın bir şekilde bedelini ödemeniz gerekiyor. Şimdi bir insanın kariyerine baktığınız zaman bir pilot olarak örneğin bir örnek pilot vermişler burada. Şimdi sizlere şunu, şunu anlatmak istiyorum. Bu verdiğimiz örnek bir pilot, tek bir örnek. Yani bundan daha iyi örnekler de olabilir, daha kötü örnekler de olabilir. Fakat Matt adında bir pilot, bu e, okuduğum bir makalede e, yazılıyordu. 36 yaşında 2000 yılında United'da işe girmiş. Fakat 2001'deki krizden dolayı 2003 yılında 39 yaşında işten çıkarılmış tam 44 yaşında 2008'in baharında hadi gel tekrardan United'da uç dendiği zaman 2008 krizi çıkmış. Ondan sonra da gerek petrol fiyatlarındaki yükselme ve gerekse de finansal kriz nedeniyle 2008'in Aralık ayında işinden olmuş. Arkasından piyasa daha iyileşmeye başladığı zaman Artık Matt denilen kişi 48 yaşında ve 48 yaşında 2012 yılında işe geri çağrılmış. Bu kadar zaman uçtuktan sonra ne yazık ki bayağı yüklü miktarda pilot e, işe alınacağı, e, işten çıkarılacağı için 56 yaşında tekrardan işten çıkarılmış. Yani 20 yıl boyunca ki e, United'daki kariyeri boyunca pilot değişik defalar işten çıkarılmışlar. Şimdi... Bizim medyamızda bir takım e, haberler geçecek. Geçiyor da bu konuda. United şu kadar insanı işten çıkarıyor diye. İşten çıkarmalar birazcık daha farklı oluyor bizim ülkemize göre. E, en kötü tarafı bizdeki gibi insanlara kıdem tazminata hakkı yok orada. İnsanlara 60 gün e, öncesinden haber vermek zorundasınız. Eğer 60 gün öncesinden haber veremiyorsanız 60 günlük maaşını verip ondan sonra işlerin aklerini feshediyorsunuz. Fakat... Bazı durumlarda özellikle de sendikalı çalışan elemanlar, pilotlar veya kabin ekipleri gibi bu durumlarda pilotlar her zaman için e, işe geri dönme haklarını baki olarak işten çıkarılıyorlar. Bu ne demek? Aynısını ben de yaşamıştım. Hatta size bunu bir videoda da anlatmıştım. Burada izleyebilirsiniz. 2008 krizinde ben de nasibimi aldım ve e, Mart ayında girdiğim işten Eylül ayında e, ne yazık ki çıkarılmak durumunda kaldım. Ama o havayolu pilot ihtiyacı olduğu zaman başka bir yerden pilot almak yerine kanuni olarak, zorunlu olarak işten çıkardıkları elemanlara geri gidip bizim elemana ihtiyacımız var, bizim pilota ihtiyacımız var, gelin buyurun tekrardan çalışalım anlamında kıdem listesini baki tutacak şekilde insanları geri çağırma hakkına sahip. İşte MET denilen bu pilotta da örnek verdiğim gibi pilotlar belli bir süre sonra eğer o ortam düzel, güzelleşirse o zaman e, işlerine geri dönebilecekler. Ama işlerine geri döndükleri zaman da hayat kaliteleri ne olacak onu bilmiyoruz. Çünkü sürekli yedekte beklemek zor, durumunda kalacaklar. Çünkü eğer kıdem sıranız bayağı düşükse siz belli bir programa göre değil Amerika'da herhangi bir hava yolunda uçarsanız uçun mutlaka rezervde kalıyorsunuz yedekte kalıyorsunuz ve nereye ne zaman uçacağınızı bilmeden sadece belli günler için şirketin size uçuş mermesini önceden bekliyorsunuz. Şimdi Amerika'nın Airlines'dan örnek verdim Amerika'dan. United Airlines'dan bayağı bir ayrıntılı bir örnek verdim. Bir de bunun zıttı var. JetBlue Havayolları'nın geçenlerde yapmış olduğu, geçen hafta yapmış olduğu açıklamada pilotlarla bir türlü anlaşmaya gidileceğini ve pilotların herhangi birisinin işten çıkarılmayacağını açıkladılar. Bu JetBlue ile JetBlue pilotlarını temsil eden Alpa Sendikasının ortaklaşa yapmış olduğu bir çalışmaydı. Ayrıntıları önümüzdeki hafta veya daha sonraki haftayı en azından iki hafta içerisinde mutlaka bize ulaşacaktır. Herhangi bir basın açıklaması yapılmadı ayrıntıları konusunda. Ama örnek vermek gerekirse bu durumda ne yapılıyor? Aylık herkese garanti olarak bir uçuş saati parası verilir Amerika'da. JetBlue pilotları da yanılmıyorsam 75 saatlik aylık garanti alıyorlar. Bu ne demektir? Sizin saat ücretiniz çarpı 75 sizin maaşınız gibi bir şey oluyor. O, seni, o ay eğer 20 saatte uçsanız, 70 saatte uçsanız 75 saatlik para alıyorsunuz, maaş alıyorsunuz. Şimdi bunun düşürülmesi söz konusu. Dolayısıyla hem bu şekilde tabana yayılması söz konusu maaşların hem herkes bir şekilde fedakarlık edip diğer çalışanların işten çıkarılmasında da engelleme yoluna gidebilir. Bunun ayrıntıları açıklandığı zaman size ayrıntılı olarak ben de açıklayacağım. Ayrıca örneğin böyle hava yollarında siz boş gününüzde e, uçuş alırsanız size bir fazladan prim ödenir. İki katı saat ücreti alırsınız. Belki bunlarda bir takım fedakarlık yapılacak ve yapılan açıklamaya göre bu, bu maaşlardaki düşüşlerde ya havayolu toparlanana kadar ya da belli bir belirlenen tarih itibariyle tekrardan eski haline dönecek şekilde ayarlanacak. Siz pilot olursanız, siz bir kabin ekibiyseniz daha az maaşla daha az çalışıp daha az maaşla daha uzun süreli işinizin olmasını mı tercih edersiniz yoksa daha çok maaşla çalışıp Ondan sonra da arkasından durum var kötü olduğu zaman işten çıkarılmayı mı tercih edersiniz? Onu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii işten çıkarılmalar dediğim gibi Amerika'da biraz farklı oluyor Avrupa'dakinden veya Orta Doğu'dakinden. Orta Doğu'da örneğin Emirates e, yaptığı açıklamada biz pilotların e, iş haklarını fesh edeceğiz dedi. Türkiye'de yabancı pilot çalıştıran bazı havayolları Doğrudan yabancıları işten çıkarma yoluna gitti. Dolayısıyla değişik şekilde bu krizi atlatmanın yollarını deniyor hava yolları. Bu durumda pilotluk mesleği nasıl bir darbe alacak? Pilotluk, pilotların maaşları nasıl bir darbe alacak? Bunu hepimiz göreceğiz. Ben her zaman için sizlere onu söylüyorum. Eğer pilotluk konusunda bir eğitim alırsanız işte bu tür, bu tür kriz durumlarında bir B planınızın olması lazım. Eğer pilotluk dışında bir eğitim aldığınız takdirde, başka bir mesleğiniz olduğu takdirde belki o mesleğe geri dönmeniz mümkün olacak. Ben en azından 2008 yılında bunu yapabilmiştim. Biraz bilgisayarcılık yapmaya devam edip, e, krizden dolayı, benim işimi kaybetmemden dolayı mali durumumun kötüleşmesini bir şekilde aza indirmiştim etkisini benim mali yapımda. Ama e, eğer sadece pilotluk okuduysanız, o zaman pilotluk dışında başka bir işiniz yoksa o zaman siz ne yapacaksınız? Örneğin Amerika'dan örnek vermişler. Home Depot'da bizim Koçtaş gibi bir yer. Gidip orada çalışanlar işte kereste satanlar olmuş. Ayıp değil tabii ki ama bir pilotluk maaşından gelip ondan sonra oradaki bir maaşa düşmek insanların özellikle hem aile bütçelerinde çok büyük yıkımlara yol açıyor hem psikolojikman yıkımlara yol açıyor. Alpa'nın yapmış olduğu açıklamada bir sendika olarak gelin biz size yardımcı oluruz diyorlar. Özellikle de psikolojik danışmanlık konusunda da bu sendikanın çok iyi anlamda pilotlara verdiği destekler var. İnsanlar işlerini kaybediyorlar ne yazık ki. İnsanlar işlerini kaybetmekle kay kalmayıp bunun yan etkilerini özel hayatlarında da görebiliyorlar. Umarım bir an önce bu kriz ortadan kalkar. Umarım hepimiz göklere kavuşabiliriz. Umarım Herkes bu krizi en kısa sürede ve en iyi şekilde atlatabilir, duruma gelebilir. Eğer genç bir havacıysanız, sektöre yeni girmeye hazırlanıyorsanız, bu konuda da size öğütlerimin verdiğim bir video vardı. Onu da burada yukarıda tıklarsanız, izlerseniz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Hepimizin mümkün olduğu kadar bu zamanları kolay bir şekilde atlatması lazım. Herkesin çözümü kendine göre farklı olacaktır. Böyle zamanlarda bazı örneklerde görüldüğü gibi pilotluk mesleğini bırakıp başka bir mesleğe yönelip ve o meslekte gerçekten çok iyi duruma gelen insanların örnekleri de var. Belki bunları da takip etmek lazım. Size önerim her zaman için, her zaman uçuşlarda da olduğu gibi BVC planlarınızın olması. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Siz bu krizde ne yapıyorsunuz? İşiniz etkilendi mi? İşiniz etkilenmediyse durumu nasıl kurtaracaksınız? İşiniz etkilendiyse e, kendinizi B planınız ve C planınız nedir? Onlara nasıl hazırlıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Ara... <laughs> Biraz zırvaladım ama.